Poticelli'den çıkıp Mostar yönüne doğru devam ediyor ve yol ayrımından Mostar'a değil de ters tarafa dönüyoruz. Kısa bir yolculuktan sonra sanki cennetteyiz. Bir tarafımız bırakın her şeyi buradan öteye gitmeyin diyor. Burası size yeter. Bir tarafımız da hadi burayı çabuk çekelim, götürüp herkese gösterelim, herkes görsün. Balagay Tekkesi'ndeyiz. Buna Nehri'nin tam doğuş noktasında, dağın hemen kenarında, yamacın hemen kenarında. Bir tarafı nehrin ucunda, sırtını ise dağlara yaslamış durumda bir tekke efendim burası. 17. yüzyılın başlarında, yani 1600'lü yılların başında Osmanlı'dan gelen dervişler burayı bulmuşlar. Burada bir tekke oluşturmuşlar ve burada çalışmalar yapmaya başlamışlar. Tabii yaptıkları çalışmalar o dönemde İslam'ı yaymak için, Avrupa'ya İslam'ı anlatmak için yapılan çalışmalar. Zamanla burası ünlenmiş, büyümüş ve İslam'ın yayılması noktasında önemli bir merkez noktası haline gelmiş. Daha sonra Evliya Çelebi gelmiş efendim buraya. Evliya Çelebi seyahatnamesinde bunu yazdıktan sonra burası daha da ünlenmiş ve gelip gidenlerin, ziyaretçilerin sayısı da artmış ki doğal, müthiş bir doğa güzelliği var çünkü. Ondan sonra da belli dönemlerde tamirat görmüş ve şimdi de burası turistik bir mekan olarak kullanılıyor. İçeride de İslam diniyle alakalı mistik ürünler, kitaplar ve bunun gibi bu tarz ürünler satılıyor efendim. Ama en güzel tarafı da Buna Nehri'nin doğuş yeri. Biraz sonra orayı da göreceksiniz zaten. Tekkenin alt katı satış ofisi haline getirilmiş. Dediğim gibi kitaplar vesaire var. Üst kat ise orijinal halinde tutulmuş deniyor. Bir bakalım neler var. İçeride bir kere en başta dikkati çeken Fatih Sultan Mehmet Han'ın fermanı. 1463'te Bosna'yı fethettiği zaman, Bosna'ya geldiği zaman verdiği ferman efendim. İşte kimsenin dinine, diline, inanışlarına, ırkına dokunulmayacak gibi. Hatta dediklerine göre dünyadaki ilk insan hakları ahitnamesi diye de geçiyor. Buradakilerin söylediğine göre. Yerde bir sofra, efendim, tesbihler. Belki yapı olarak orijinali korunmuş ama hani bu tesbihlerin orijinal olduğunu sanmıyorum. Çünkü oldukça yeni duruyorlar. Gerçi tekkede de hani olması gereken mistik unsurlardan bir tanesi. Efendim, ocakları var, sofraları var. Diğer odalara geçelim bakalım. Nehri gören, manzarası olan odalara geçelim. Bakalım dervişler orada ne yapıyorlar. Efendim, salonda burası diyelim, dervişlerin tekkesinin. Ahşaplar falan sanırım orijinal ha, çünkü oldukça eski, hani açmaya bile kıyamıyoruz, kırılacak, elimize kalacak diye. Kenarda hemen bir sedir var, muhtemelen oturup manzara izledikleri yer. O manzarayı size de gösterelim, önce bir ben bakayım, sonra siz bakın. Tekkenin kurulduğu Buna Nehri'nin çıktığı göz bir dağın içinde kalıyor. Eğer isterseniz botlar ile dağın içine girip, nehrin tam çıkış noktasına kadar gidebiliyorsunuz. Sizin için oralarda kalamadık, gözümüz arkada kaldı. Arkamıza baka baka geri geldik. Değerli seyahatname izleyenleri, bu haftaki durağımız Zambaklar ülkesi de olarak bilinen Bosna'ydı biliyorsunuz. Bosna'daki son durağımız ise Travnik şehri. Zambağıyla ünlü olan Bosna'nın ünlü olan bir şey daha suları efendim. Çocukluğumdan beri belki de ilk defa çeşmeden yeniden su içme hazırlığı.